Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz STQ Wellness Beauty'dan uzman estetisyen ve kurum sahibi Sayın Eda Burcu Yanık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Eda Burcu Yanık, 43 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. 12 senedir uzman estetisyenim. Bu 12 senenin 7 senesini kendi kurmuş olduğum kurumlarda çalışarak tamamladım. 2 senesini de İstanbul'da büyük bir estetik hastanesinde çalıştım. Şu anda da 1 senedir, daha henüz çok yeni olan aslında, bir kurumun başındayım. Bu şekilde. Evet. Kurumunuzdan biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Ne tür hizmetler vermektesiniz? STQ üzerinde çok çalışılmış büyük bir proje aslında. Diğer güzellik merkezlerinden bizi ayıran birazcık fiziki ortamı. Biz hem bay hem bayanlara hizmet veren 500 metrekare üzerine kurulu 15 işlem odalı büyük bir merkeziz. Tüm güzellik işlemleri kurumumuzda mevcut. Böyle diyorsunuz. Peki kurumumuz hangi semttedir? Ataşehir'de. Hı-hı. Ataşehir'de hemen girişimde. Zaten görünüyor tabelamızla birlikte. Evet. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Neden bu sektör? Neden bu sektör? Şimdi ben hizmet sektörünü öncelikli olarak çok seviyorum. İnsanlarla iç içe olmayı seviyorum. 19 yaşındayken, 1997 senesinde Türk Hava Yolları'nda çalışma hayatıma başladım ve hizmet sektörünün için gerekli eğitimleri ve tecrübeyi esas orada kazandım. Sonrasında bırakmak zorunda kaldım ve iş hayatına dönmek istediğimde de bu sektörü tercih ettim. Aslında ilk önce kendimi bilinçlendirmek, kendim bu konuda bilinçli olmak ve iki kızım için de faydalı olabilmek adına başladım ama sonradan mesleğe dönüştü. Evet. Peki, STQ çok uzun yılların tecrübesinin eseri. Evet. Biraz detaylandıralım mı verilen hizmetleri? Hizmetler bizim dediğim gibi 15 tane işlem odamız var. Bunlar da cilt bakımları, medikal bakımlar, zayıflama ünitemiz var. Zaten kurumumuzun 4 odası zayıflama ünitesi olarak, özel olarak tasarlandı. Hı hı. Epilasyon. Vücut terapileri ve tırnak, kaş, kirpik gibi işlemler. Bu alanlarda hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi kalıcı makyaj olsun, cilt bakımları olsun, evet. Bütün bunlar zaten hepimizin gerçek anlamda ihtiyacı ve sürekli de kullanmış olduğumuz uygulamalar. O yüzden biraz daha vücut terapileri, zayıflama ünitenizden ve zayıflamayla alakalı yapmış olduğunuz uygulamalardan ve medikal bakımlardan bahsetmenizi rica edeceğiz. Bölgesel incelme özellikle zaten bu pandemi dönemiyle birlikte en çok talep gören işlemlerimiz arasında oldu. Hem de nasıl? Eskiden sezonluktu bu işlemler. Yaza yaklaşırken biz bayanlar çok talep ederdik. Artık yılın her ayında talep oluyor. Bizim kullandığımız cihazlar tek bir cihaz üstünde değil. 5 ayrı cihazımız var. Bunlar işte lazer lipolis, kavitasyon, G5, pasif jimnastik, lenf drenaj ve manuel masajlar. Biz kişiyi öncelikle analiz ediyoruz. Vücut analizi yapıyoruz. Yağ ölçümlerini, kilo ölçümlerini alıyoruz. Beslenme alışkanlıklarından yaşam şekillerine kadar hepsini öğrenip ona göre kişiye özel bir protokol çıkartıyoruz problemine yönelik. İşte yağ eritmeye ihtiyacı varsa lazer lipolis kullanıyoruz. Sıkılaşmaya ihtiyacı varsa başka bir cihazla müdahale ediyoruz. Ya da bununla bütün cihazları kombin olarak çalıştığımız kişilerde, vakalarda oluyor. Sonuçlar çok güzel. Ancak doğru kişide doğru cihazları kullanmak çok önemli bizim işlemlerde. El manipülasyonları çok önemli bazı sıkılaşma işlemlerinde. Kullanıcı önemi burada artıyor. Lazer lipolis şöyle, hani yağ eritme yöntemi olarak bu cihazdan bahsetmek gerekirse, lazer lipolis de
Bu cerrahi müdahalede kanüllerle işlem yapılır. Liposuction, lazer lipolis, aynı nanometreyi kullanan, aynı lazer tekniğini kullanan, ancak bunu kanüllerle değil, özel aparatlarla vücuda yerleştirilen başlıklar sayesinde yapıyor bu cihaz işlemi. Oradaki yağ hücrelerine müdahale ediyor belli bir ısı aralığında. Seans sayıları kişiden kişiye değişiyor. Ama zaten maksimum 3 veya 5 seans yapabiliyoruz biz bu işlemi kişiye ve uzun aralıklarla yapabiliyoruz. Bu yüzden vakti olmayan, çalışma hayatı dolayısıyla vakit bulamayan kişiler için de çok kullanışlı oldu bu sistem. Evet. Son teknoloji, yeni nesil bir cihaz. Biz buna kişinin yağlarına müdahale ederken diğer taraftan da sıkılaşma için G5, pasif jimnastik gibi işlemlerle destek oluyoruz. Ve devamında çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet, olumlu dönüşler olumlu var. Olumlu dönüşler alıyoruz. Peki medikal bakımların içerisinde neler var? Medikal bakımlarımızda da leke tedavileri, anti-aging tedaviler, sivilce tedavileri. Tabii ki hani bizler doktor değiliz. Öncelikle ciltte de aynı şekilde. Cilde analiz ediyoruz. Eğer yönlendirmemiz gerekiyorsa öncelikle tıbbi bir yardım alması gerekiyorsa kişinin öncelikle yönlendiriyoruz. Daha sonrasında bize düşen tarafı yapıyoruz. Leke tedavilerinde lekeyi baskılayıcı tedaviler kullanıyoruz ki leke kesinlikle hani tamamen ortadan kaldırabildiğimiz bir işlem değil. Ama bunu baskılayıcı tedaviler uyguluyoruz. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Devamında da kişi bunu koruyabilirse lekelerinden kurtulmuş oluyor. Anti-aging tedaviler ve dediğim gibi akne tedavileri dermapenle, dermarollerla ve özel solüsyonlarla yaptığımız işlemler var. Evet. Ve bunların hepsi de son derece başarılı. Günümüzde de çok revaçta. Evet. Herkesin ihtiyacına göre kullanılan artık bir sürü işlem var. Kişi neyi talep ediyorsa doğru kişiyi doğru işlemlerle buluşturduğumuzda sonuçları güzel oluyor. Evet. Biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi pandeminin başlangıcıyla birlikte hepimiz kişisel bakımımızda bir süreliğine ertelemelere gittik. Evet. Yeni normalleşme ile birlikte şükür olsun ki merkezlerimize yeniden kavuştuk. Evet, yeni normalleşme ile birlikte çalışma şeklinizde herhangi bir değişiklik oldu mu? Neler yaşadınız? Şöyle, biz henüz normalleşemedik aslında. Bizim çalışma saatlerimiz kısıtlandı. Sabahları daha geç açılıyoruz, akşamları daha erken kapanıyoruz normale göre. Dolayısıyla şu anda çalışan kesim birazcık bizden mahrum kalıyor bu işlemleri almakta. Hafta sonları kapalıyız. Hafta sonu müşterilerimize ulaşamıyoruz. O konuda biraz sıkıntımız var ama inşallah bu sürecin de bitmesiyle birlikte yakın zamanda tekrar eskiye dönmeyi umut ediyoruz. Evet, şimdi oldukça büyük bir alanda hizmet vermektesiniz. Hı hı. 15 ayrı uygulama evet. odamız var dediniz. O yüzden randevu sistemiyle de çalışsanız evet. yine... Bu süreçte zaten bizim fiziki ortamımız bize çok fayda sağladı. Hem bizim kuruluş aşamam, yani salonumuzda şu anda bizim %80 taze havayla çalışan bir havalandırma sistemi kurulu. Hı hı. Dolayısıyla bu anlamda çok şanslıyız. Artı her işlem sonrası odalarımızı da yarım saat, bir saat havalandırıp freshlemek için vaktimiz oluyor. Alternatifimiz olduğu için bu anlamda çok şanslıyız. Bizim normal bekleme alanımız da çok büyük. Bir 200-150 metrekaresi gibi bekleme alanı. Dolayısıyla bekleyen kişiler ya da tedavilere gelen, yanında beraberinde gelen kişilerin de bekleyecek alanları var. Evet, gerçekten de bu danışanlarınız için de çok büyük, büyük bir bizim şans, için de, sizin onlar için de. Onlar için de çok büyük fayda oldu gerçekten. Evet, peki STQ bundan sonrası için neler hedefliyor, neler yapmak istiyor? Yani bizim tabii ki ilk hedefimiz bu süreci bir an önce tamamlayıp yapmak istediğimiz diğer kısımlara geçmek. Çünkü STQ bir limited şirket ve aslında altyapısı
daha farklı işlemlere de yönelmek üzere kuruldu. Ancak pandemiyle birlikte biraz beklemeye aldık biz bunları. Bünyemizde daha sonrasında doktorumuz ve doktorumuzla birlikte farklı işlemleri de bünyemize katmak medikal istiyoruz. Medikal estetik uygulamaları tabii da ki medikal olacak herhalde. Uygulamaları ve sağlık turizmi ile ilgili işlerimiz olacak. Ama bunlar işte pandemi sürecinde biraz beklemeye alındı şu anda. Sonrasında hedefimiz sağlık sektöründe ilerlemek. Harika diyoruz. Ve son olarak sizi izleyenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz diyoruz. En önemlisi bizim sektörümüzde en önemlisi çok fazla merdiven altı yerler var. Ve bu işlemi gerçekten bilinçsizce uygulayan eğitimsiz kişiler var. Dolayısıyla ben herkesten şunu rica ediyorum. Ben ve kurumum da buna dahil olmak üzere. İyi araştırsınlar. Gerçekten uzman estetisyenler, uzman kişiler tarafından, yetkin ellerden bu işlerin uygulandığından emin olsunlar. Ve iyi cihazlar tarafından, yani doğru kişilerin doğru cihazlarla doğru kişiye müdahale edildiğinden emin olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür özellikle ediyorum. De böylesine güzel ve yerli yerinde bir mesaj verdiğiniz için hepimize, her birimize. Çünkü rekabetin çok bol maalesef olduğu bir sektördesiniz. Maalesef. Ve haksız rekabetin çok bol olduğu bir sektördesiniz. Evet. Şimdi seçenek çok olunca bizler de hangisi doğrudur, hangisi değildir bunu çok fazla ayırt edemiyoruz. Evet. Dolayısıyla araştırmak gerekiyor. Özellikle bizim sektörümüzde insan sağlığı söz konusu olduğu için sağlıkla kazancın paralel aynı doğrultuda gitmesi gerekiyor. Bu da biraz maliyetli işlemler. Aslında biraz düşünüldüğü zaman, biraz araştırıldığı zaman kimin nerede doğru işi yaptığı çok aslında aşikar oluyor. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, uzman estetisyen Sayın Eda Burcu Yanık konuğumuz oldu. Hoşça kalın.